Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir özel yayınla karşınızdayız. Seçim özel programıyla karşınızdayız. Bundan sonra yerel seçimleri konuşacağız. Her akşam konuşacağız. Ve bu saatlerde hem aday tanıtımlarını yapacağız sizlere hem de diğer taraftan seçimle ilgili genel ne kadar başlık varsa bunları ele alacağız. Bu akşam Batman milletvekili ve DEM Parti yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Sayın Mehmet Rüşit Tiryaki ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Kendisiyle hem DEM Parti'nin adaylarını belirlemesi sonrasında kampanya sürecini konuşacağız. Hem de kent uzlaşısı ne demektir? Hangi illerde daha çok öne çıktı? Bunları konuşacağız. Son durum nedir? Diğer taraftan DEM Parti'nin 3. yol çabasını konuşacağız ve taşıma seçmen uygulaması başta olmak üzere seçim sandık güvenliğini konuşacağız. Yani bu konularda sorular yönelteceğiz. Elbette öne çıkan bir başka gelişme var şu anda İstanbul'la ilgili olarak DEM Parti'nin adaylarıyla ilgili bir bildirimin zamanında yapılıp yapılmadığı konusu. DEM Parti'den yapılan açıklama bildirimin zamanında yapıldığı ve açıklamayı yapması gerekenin İl Seçim Kurulu olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ayrıntılara da ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Şimdi bu akşam tabii bütün bu konuları ve daha fazlasını Artı TV ve Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz'la konuşacağız. Bundan sonra haftanın da birkaç gün Ali Duran Topuz'la seçim sürecini konuşacağız. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Merhaba. Merhabalar. Evet, şimdi istersen son bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Böyle bir tartışma var. Yani adayların bildirilip bildirilmediği zamanında gibi bir tartışma. Gelen son bilgiler nereden nedir? Kaynaklandığını hala kestirmek zor bunun. Evet. Ama partiden yapılan açıklamada süresi içerisinde başvurunun yapıldığı, kendi açısından bir sorun olmadığını beyan ediyorlar. Doğal olarak bu açıklamayı esas almamız icap ediyor. Sanıyorum sanki hani bu kent uzlaşısı meselesine İstanbul'un da bu manada dahil olduğu işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda CHP'nin adayının desteklenmesi kararı beklentisi içinde olanlar için bu böyle heyecan verici bir bilgi oldu ama doğru değil, öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla çok hani bu şekilde üzerinde durmak da çok gerekli mi emin değilim. Dolayısıyla yani biraz Parti Yüksek Seçim Kurulu'nun duruma açıklık getirmesini istedi. Söylediği hani kastettiği şey anladığımız kadarıyla işte evet DEM Parti zamanında başvuruyu yaptı. Biz de başvuruyu aldık. Açıklamasını yapmasını istiyor. Evet. Parti. Şu anda mevcut durum bu. Buradan sanıyorum fazla üzerinde konuşulacak bir şey de yok. Evet. Şimdi Sayın Mehmet Rüşit Tiryaki de hemen bağlanacak biraz sonra. Başka bir şeyi var. Programı da var. O yüzden erken alacağız biraz kendisini. Peki o bağlanana kadar devam edelim. Şimdi İzmir için bugün iki isim saptanmış durumda eş başkan adayları olarak Akın Birdal ve Türkan Aslan DEM Parti'de. Evet. Böylece bir yer daha ilan edilmiş oldu DEM Parti açısından baktığımız zaman. Evet, Akın Bey hem DEM Parti'nin ait olduğu geleneğin içerisinde parlamenter düzlemde politika yapmış bir isim olarak hem de insan hakları sahasında uzun yıllar mücadele etmiş bir isim olarak yine sol sosyalist hareketler içerisinde her zaman öne çıkan bir isim olarak DEM Parti seçmeninin bildiği, tanıdığı bir isim. Uzun süredir de İzmir'de yaşıyor zaten. İzmir'de yaşamadığı zamanda da bir ayağı hep oradaydı. Dolayısıyla hani İzmir'in girdisini, çıktısını, köşesini, bucağını, dertlerini, sevinçlerini bilen bir isim Akın Bey. Sanıyorum tercih edilme sebebi bunların hepsinin bir araya gelmesiyle gerçekleşmiş oldu. Evet.
Peki tabii burada her il için belki sorulacak soru, belki defalarca sorulacak olan soru, tekrar tekrar sorulacak soru, burada diğer partileri nasıl etkileyecek? Örneğin DEM Parti'nin İzmir'de aday göstermesi. İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle AK Parti döneminde hep çok güçlü olduğu bir yer. Hani ondan önce merkez sağın adaylarının da kazandığı vakiydi. İşte Anavatan döneminde falan. Buramız Fatura vesaire gibi. Evet. Fakat yani İzmir sağ seçmen içinde de sekülerizmi temel alan politikalara destek veren bir seçmene sahip. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin iktidar dönemi içerisinde orada hani nasıl diyelim rakip tanımadı. Bu durumda çok köklü bir değişiklik olmasını beklemek pek makul değil. %60-65 oylar alan yani işte 55'in üzerine her zaman çıkan bir yer ama bu seçimde tabii önceki seçim sonuçlarına bakarak kolayca kesin. Terimde bulunur muyuz? Bundan emin değiliz. Bir takım CHP'nin aday belirleme süreci içerisinde bir takım tuhaflıklar da gözleniyor. Örneğin işte Hatay adayında olduğu gibi. Dolayısıyla İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi aynı performansı gösterecek mi göstermeyecek mi bilmiyoruz. Oylarının biraz gerilemesi halinde risk doğabilir. Çünkü AK Parti'de hani 35-40 arasına oyları gören bir parti orada. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ittifak stratejisi gütmemesi, desteksiz bir şekilde girmesi kendisi aleyhine sonuç doğurma potansiyeli de taşıyor bir yandan hemen her yerde. En az İzmir'de ama orada da etkili olacaktır. Esasen hani çok az oy alacağı bilinen adayların bile etkili olacağını kabul etmek gerekiyor. Yani hiç kimseyi aman canım onlar da önemsiz diyerek hesap dışı bırakmak pek makul bir yaklaşım değil benim kanaatime göre. Yer İzmir bile olsa. Evet. Evet peki şimdi Sayın Mehmet Yürüşlü Çiyaki bağlanmış bulunuyor. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar Sayın Çiyaki. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Selamlar, iyi akşamlar. Evet. Bu arada tabii bir açıklama var DEM Parti'den. Bu aday listesinin zamanında teslim edilip edilmediği ile ilgili. Şimdi herkes onu konuşuyor sıcağı sıcağına. Onunla ilgili bir mesaj var X'te resmi hesaptan. Onu bir okuyayım izleyicilere. Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Beral Danış Beştaş ve Murat Çepli ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin, yolumuz açık olsun. Şimdi burada tabii bir de görsel paylaşılmış. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı aday listesi teslim tutanağı ve burada 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına İdil Uğurlu tarafından verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı listesi aşağıda yazılı evraklarıyla birlikte taşınabilir bellekte ve kağıt ortamında 20.02.2024 tarihinde saat 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır deniliyor. Teslim eden ve teslim alan burada şey var, Yahya Gülşen seçim müdürü imzası var ve teslim alınan evraklarda var. Şöyle, yetki belgesi ve eki imza listesi, Büyükşehir Belediye Başkanı aday listesi, ve devamındaki bir takım ilgili evrak. Bunu da böylece bu spekülasyonlara son vermiş olmak için de aynı zamanda bilgilendirmiş olalım izleyicilerimizi. Şimdi hemen ilk sorusu olsun Sayın Tiryaki ile o zaman. Ben esasen hani seçmenlerin de çok merak ettiğini düşündüğüm önemli bir kısmı biliyor DEM Parti seçmeni, partisini ve kavramlarıyla beraber yakından takip eden bir seçmen ama bu kent uzlaşısı ne demektir ve bu seçimde bu kavram ekseninde partilerle diyaloglarınız ne çerçevede gelişti? Şu
Şöyle biz Kent Uzlaşısı'nı aslında hem Kürdistan'da ön seçim gerçekleştirdiğimiz yerlerde hem ön seçim gerçekleştiremediğimiz yerlerde de Kent Uzlaşısı'yla adaylarımızı belirleme stratejisi ne adlandırmak için kullandık. Ön seçim gerçekleştirdiğimiz yerlerde geleneksel olarak çok az siyasi partinin yaptığı ön seçimin bir adım ötesine geçtik. Sadece kendi üyelerimizle, yöneticilerimizle değil, herhangi bir partiye geçmişte üyesi olmayan veya bileşenlerimizin üyesi olan, mirasını devraldığımız siyasi partilerin üyesi olanların dışında ailelerimizin de oy kullanmasına olanak tanıdık. Bunun dışında kentteki demokratik kitle örgütlerinin, emek meslek örgütlerinin, sendikaların, odaların, baroların, sanayi ticaret odalarının bütün yöneticilerinin gelip oy kullanmasına olanak tanıdık. Böyle bir ön seçim gerçekleştirmiştik. Kent uzlaşısını ön seçim gerçekleştirdiğimiz yerlerde bu biçimde yaşama geçirdik. Bunun dışında stratejimizin bir parçası Dersim için özel bir strateji yürüttük. Orada sosyalist hareketlerle, siyasi anlayışlarla yaklaşık 2 ay süren bir görüşme trafiğimiz oldu. Orada da yine demokratik kitle örgütlerinin görüşünü aldık ve sonunda 6 tane siyasi anlayış bir araya gelerek yerel seçimlere katılma kararı aldık. Dersim merkezi 7 ilçesi ve bir beldesinde Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Emek Özgürlük Cephesi, Partizan gibi grupların da içerisinde yer aldığı bir ittifakla Dersim'in merkezi ve bütün ilçeleriyle bir beldesinde seçime gireceğiz. Bunun dışında kalan kentlerde özellikle ülkenin batısında kent uzlaşısıyla adaylarımızı belirlemek istedik. Kent uzlaşısını zaman zaman o kentte bulunan demokratik kurumlarla onların önerilerini alarak adaylarımızı belirleme yolunu seçtik. Bunun dışında da siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Örneğin Hatay'ın bazı ilçeleri için oradaki sol güçlerle, demokrasi güçleriyle ortak hareket etmenin zeminini aradık. Veya bazı yerlerde ana muhalefet partisiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Kamuoyunun da bildiği üzere adaylarımızı bu biçimde belirledik. Yani bu seçimde belki de ülke siyasetine kazandırdığımız en önemli, en değerli kavram kuşkusuz kent uzlaşısı olacak. Yani sadece bir siyasi partinin kapalı kapılar ardında kendi üyeleriyle, kendi yöneticileriyle, kendi hiyerarşik sistemi içerisinde adaylarını belirlemesi değil, daha geniş kapsamda kapısını daha geniş kesimlere açarak aday belirleme, seçim işbirlikleri yapma yöntemini seçtik. Önemli oranda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim dışımızda da kent uzlaşısı kavramı tırnak içerisinde söyleyeyim, alıcı buldu ve pek çok kişi bu kavramı bizim dışımızda da kullanmaya başladı. Ben ülke siyasetinde gelecekte de sıkça kullanılacak bir kavram olduğunu, kentin olacağını, kentin bütün dinamiklerinin katılımıyla siyasi partilerin hem parlamento seçimlerinde hem yerel yönetimlerde adaylarını belirlerken bu kavramı kullanacaklarını düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da yine bu kavram ekseninde Esenyurt için iki isim açıklandı ve hemen peşinden gözaltı geldi. Sanıyorum bu seçimde de bir iktidarın, DEM Parti'nin iktidar lehine olmayacağını anladığı eylem, girişim, hazırlık ve kadrolarına bir baskı yapabileceğinin alametlerinden biri gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirdiniz? Arka planına dair belki izleyicilerimizin bilmediği bilgiler varsa onları da aktararak bu gözaltı süreci Ya için. şöyle, yani şimdi sorun şu, yani biraz bir daha belki sorunuzdan yararlanarak daha geniş bir açıklama yapmak isterim. Şöyle, biz mesela seçim hileleri, seçim güvenliği gibi kavramları tartıştığımızda çoğunlukla seçimin gerçekleştiği günü değerlendiriyoruz. Yani
birileri seçmen olmadığı halde seçmemiş gibi oy kullandı mı, birden fazla kez oy kullandı mı, açık oy kullandı mı gibi pek çok şeyi tartışıyoruz. Oysa seçim güvenliği dediğimiz şey, demokratik bir yarış, demokratik bir seçim dediğimiz şey seçim günüyle ilgili değil. Bu çok daha öncesine ait bir kavram. Yani siyasetin finansmanından, basın yayın organlarından eşit biçimde yararlanmaya kadar pek çok konu aslında demokratik, özgür, şeffaf bir seçimin ana unsurları içerisinde yer alıyor. Yani biz bunların neredeyse hiçbirisinden yararlanmıyoruz. Onu açıkça söyleyeyim. Ve bunun dışında başka dezavantajlarla karşı karşıyayız. İşte bunlardan bir tanesi de gördüğümüz baskılar, zor. Milletvekili adaylarımız gözaltına alınıyor. Yani 14 Mayıs seçimlerinde örneğin Eskişehir'de adayımızı açıkladıktan birkaç gün sonra milletvekili adayımız gözaltına alındı, tutuklandı ve seçim sonuna kadar serbest bırakılmadı. Cumhurbaşkanı adayımız tutukluydu. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adayımız sevgili Selahattin Demirtaş kampanyasını cezaevinden yönetmeye çalıştı. Bakın 2015-7 Haziran'ında birkaç ay içerisinde genel merkezimiz, il binalarımız, ilçe binalarımız binin üzerinde saldırıyla karşı karşıya kaldılar. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında. Benzer saldırılar sürekli devam etti. Seçim otobüslerimiz yakıldı, bayrak taşıyan araçlar yakıldı, insanlar katledildi. Binalarımıza girilip çalışan arkadaşlarımız katledildi. Biz hiçbir zaman eşit koşullarda aslında bir seçim yarışı yürütemedik. Bugün de benzer bir şey yaşıyoruz. Yani adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı açıkladıktan kısa bir süre sonra adaylarımız hakkında ya gözaltı kararları oluyor ya davalar açılıyor. Seçildikten sonra da biliyorsunuz kısa bir süre sonra kayyum atanması için bunların bir kısmı gerekçe yapılıyor. İktidarın genel bir politikası, sadece bu seçimlere mahsus bir politika değil, emin olun kurulduğumuz 2000 mirasını devraldığımız HDP'nin kurulduğu 2012'den bu yana ve onun çok öncesine dayanan saldırılarla karşı karşıya olan bir partiyiz. Hala buna karşı ayakta durmaya çalışıyoruz, siyaset üretmeye çalışıyoruz. Demokratik mücadeleden vazgeçmemeye çalışıyoruz. Israrla demokrasiyi savunuyoruz. Israrla demokratik yol ve yöntemlerle mücadele ederek bu ülkeye demokrasi geleceğine inanıyoruz. Bu konuda kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Elbette bunların her birisi bizi üzüyor. Bunların her birisi arkadaşlarımızın tutuklanması, özgürlüklerinin elinden alınması sonucunu doğuruyor. Arkadaşlarımızın sürgünlere gitmek zorunda kalması sonucunu doğuruyor ama kaldığımız yerden demokrasi mücadelesine devam ediyoruz. Başarılı oldukları söylenemez. Evet, arkadaşlarımız neredeyse her gün bedeller ödüyor ama yolumuza kararlı bir biçimde sürüyoruz. Hala Türkiye siyasetinin en önemli birkaç aktöründen birisiyiz ve son yıllarda bütün seçimin kaderi tartışılırken DEM Parti ve mirasını devraldığı siyasi partilerin nasıl kilit, anahtar rolü taşıdığı tartışılıyor. Hep beraber görüyoruz, sizler de görüyorsunuz. Evet, peki bundan sonrası için de buna benzer bir takım seçim hileleri uygulanmaya çalışılacak. Elbette YSK'nin yerel seçimlere ilişkin tüm partilerin itirazlarını reddetmesi gibi bir durum da söz konusu. Özellikle açıkçası seçmenle ilgili olarak daha önce de rastlanılan şeyler. Bundan sonrası için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? Sorunuzun bir kısmını anlayamadım ama sanırım bu seçmen taşımaya dair sadece o yaptığımız değil, itirazları ilgili üzerine olarak. Yüksek seçimin evet verdiği kararları kastediyorsunuz. Ya bakın gerçekten adil bir seçim yarışı yaşansın istiyoruz. Yani seçmen
özgürce tercihlerini ortaya koyabilsin, özgür bir propaganda ortamı olsun ve halk neyi istiyorsa karar o olsun istiyoruz. Ama bunu manipüle etmek için yürütülen faaliyetlerin dışında aynı zamanda seçim hileleri yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu seçimde özellikle yaygın biçimde yapmaya çalıştıkları seçmen taşıma meselesi. Şimdi bu seçmen taşıma meselesi yerel seçimler için gerçekten çok kritik önemde. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını seçmen taşıyarak değiştiremezsiniz. Yani milyonlarca seçmenin oy kullandığı bir yer veya Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı seçmen kaderini seçmen taşıyarak değiştiremezsiniz. Ama Türkiye'deki her yerleşim yerinin nüfusu 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon değil. Yani 300-500 seçmenin olduğu, 1000-2000 seçmenin olduğu ülkede yüzlerce yerleşim yeri var. Ve buralara birkaç yüz kişilik seçmen taşıyarak veya birkaç bin kişilik seçmen taşıyarak seçim sonuçlarına etki edebilirsiniz. Siyasi iktidar tam olarak bunu yapıyor. Bakın bu ülkede askerler ve polisler var ve rütbeli askerlerin oy kullanma hakkı var, polislerin oy kullanma hakkı var, olmalı. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Onlar da yurttaş, onlar da aynı kentte yaşıyorlar, elbette oy kullanacaklar. Sorun şu, adeta seyyar seçmen gibi kullanıyor olmasıdır sorun. Yani bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki siyasi iktidar ne yaparsa yapsın Lice'deki seçimi kazanamayacağını düşünüyor. Lice'de görevli asker ve polisleri kulpa kaydediyor. Yani 20-30 kilometre mesafedeki bir başka ilçeye kaydediyor. Orada oturuyormuş gibi, orada ikamet ediyormuş gibi yüzlerce binlerce askeri buraya kaydediyor. Veya diyelim ki ne yaparsa yapsın Silopi'de, Cizre'de seçimi kazanamayacağını düşünüyor siyasi iktidar. Böyle seçmen taşıyarak da kazanamayacağını düşünüyor. Oradaki askerleri, oradaki polisleri, oradaki güvenlik görevlilerini Şırnak merkeze taşıyor. Şırnak merkezde oturuyormuş gibi. Aslında bunlar Silopi'de görev yapmaya devam ediyorlar, Lice'de görev yapmaya devam ediyorlar, Cizre'de görev yapmaya devam ediyorlar. Fakat onlar sanki Silopi'de, Cizre'de, Lice'de değil de Kulta Şırnak Merkez'de oturuyormuş gibi askeri tesislere, emniyet binalarına kayıtlarını yapıp oralarını ikamet adresi gibi gösterip 31 Mart seçimlerinde oy kullanmalarının önünü açmaya çalışıyor. Biz bunları adres adres, kişi kişi tespit ettik. Sayısı şimdi önümde rakamlar yok ama binlerce kişiden bahsediyoruz. Öyle yüzlerce kişiden değil. Binlerce güvenlik görevlisinin adresi bu biçimde farazi biçimde varsayımsal olarak gerçeğe aykırı sahte biçimde değiştirilmiş ve seçim sonuçlarına etki edecek sonuçlar doğurması amaçlanmış. Bunlara itiraz ettik. İtiraz ettiğimiz seçim kurullarına gerçekten bu kişilerin orada ikamet edip etmediklerini araştırın dedik. Gerçekten o kentlerde görev yapıp yapmadıklarına dair güvenlik birimlerinden belge isteyin dedik. Ama seçim kurulları maalesef bu itirazlarımızı göz önünde bulundurmadılar. İlçe seçim kurulları da, Yüksek Seçim Kurulu da bu itirazlarımızı reddetti. Bu seçmen taşıma, seçme hile karıştırmaya ilişkin işleme dair biz İçişleri Bakanı'yla da doğrudan görüştük ve İçişleri Bakanı'na bunları ilettik. Eğer bilginiz dahilindeyse bu suç dedik. Eğer bilginiz dahilinde değilse bu suç olduğu kadar aynı zamanda bu ülkenin güvenlik teşkilatının başındaki kişi olarak bu aynı zamanda büyük bir vehamet içeriyor dedik. Yani bugün için herhangi bir şey yapılmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Ama emin olun siyasi iktidar değiştiğinde bundan 3 yıl sonra olur, 5 yıl sonra olur, 7 yıl sonra olur. Bu güvenlik görevlilerinin hepsinin nerede çalıştıklarına dair, gerçekten nerede ikamet ettiklerine dair belgeler bir gün ortaya çıkar. Buna izin verenler, bu hileli işlemleri yapanlar emin olun bir gün ortaya çıkar ve sizin denetiminizde ise yargılanabileceğinizi bilmelisiniz dedik. Eğer denetiminizde değilse, kontrolünüzde değilse bunun düzeltilmesi için adım atın dedik. Maalesef İçişleri Bakanlığı'ndan da bu konuda herhangi bir adım görmedik. Hileyle iktidar seçimi kazanmaya çalışıyor. Başarılı olabilir mi? Başarılı olmaması için bizler de elimizden geleni yapacağız.
defalarca halkımıza çağrıda bulunduk. Bizim partimize oy verin veya vermeyin. Ama bu seçim hırsızlığına, bu seçim hilesine izin vermeyin dedik. Çalınan sizin iradeniz. Sizin iradenize ipotek konuluyor. Sizin seçme hakkınız, seçilme hakkınız hileli bir şekilde çalınıyor, elinizden alınıyor. Buna izin vermeyin dedik. Bir kez olsun partimize emaneten oy verin dedik. Eğer partilimiz değilseniz. Bu seçim hilelerine hayır demenin en iyi yolu bu. Bu konuda halkımıza da bir çağrıda bulunduk. Ama sadece bununla yetinmeyeceğiz. Bu hileli taşımalara karşı gerçekten o kentlerde, o beldelerde, o şehirlerde oturup ekmeği için, aşı için başka kentlerde çalışmak zorunda kalan, okumak zorunda kalan insanların da gelip adreslerin olduğu yerlerde oy kullanması için bizler o gerçek seçmenleri hukuka uygun biçimde taşıyacağız. Biz de böyle yanıt vermeyi düşünüyoruz. Evet, peki. Şimdi aday belirleme süreci bir iki haftadır her şeyin önüne geçti ve yer odaklı hani işte İstanbul Esenyurt gibi sizin kent uzlaşısı dediğiniz eksen üzerindeki tartışmaları da yakından izledik. Şimdi kampanya başlıyor. Kampanya da hani nasıl bir vurgu, nasıl bir hareket tarzı öne çıkacak? Bunlar belirginleşti mi? Adaylara mı ağırlık verilecek, merkezi politikalar mı? Bir de seçim süreci içerisinde seçim gününe kadar politik hatta ittifak anlamında strateji değişiklikleri ya da yenilikler ya da manevralar mümkün olabilecek mi? Ya aslında kuşkusuz bazı yerlerde adayların ön plana çıkacağı çok açık. Buna kuşku yok. Ama aynı zamanda bizim biriktirdiğimiz bir demokratik yerel yönetim modeli var. Yani biz bunu anlatmaya, kentlere dair vizyonumuzu, vaatlerimizi ortaya koymaya da çalışacağız. Kaldı ki 25 yıllık bir deneyim biriktirdik. Bunun 2016'dan sonraki kısmı kayyumlarla gasp edilmeye çalışılsa da ondan önceki sürede önemli bir deneyim biriktirdiğimizi, halka da nasıl bir yerel yönetim anlayışımızın olduğunu gösterdik diye düşünüyoruz. Bakın ben çok basit örnekler vereyim. Neler yaptığımızı aracılığınızla izleyenlere de aktarmış olalım. Sadece bir tane örnek. Bakın biz milyonluk bir kent olan Diyarbakır'ın Amed'in neredeyse bütün altyapı sorunlarını çözdük. Bütün kanalizasyon sistemini değiştirdik. Bizden önce Türkiye'deki toplam tifo vakasının, Brusella vakasının, dizanteri vakasının neredeyse yarısı Diyarbakır ve Urfa'da görülürdü. Ama biz altyapı sistemini komple 99'dan sonra yenilediğimiz için bu hastalıklar yaygın biçimde artık görülmüyor. Milyonluk bir kent olan Diyarbakır'da her evde musluktan su içebilirsiniz. Yani bunu başarmak o kadar kolay değil. Ve biz kentin bütün kaynaklarını öncelikle kentin kangrenleşmiş bu sorunlarını çözmek için kullandık. Bunun dışında pek çok kişi eleştirse de emin olun 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra bile çok iyi yapılmış denilecek devasa yeşil alanlar yarattık şehir merkezinde. Yani inanın 50 yıl sonra bile insanların hayranlıkla izleyecekleri, oturacakları, zaman geçirecekleri parklar, yeşil alanlar yarattık. Devasa alanlar bunlar. Bazı şehirlerde bütün belediyenin imkanlarını parka bahçelere yatırıyorsunuz diye eleştiriler bile aldık. Yolları genişlettik, kentlerin mimari yapısına dokunmaya çalıştık. Bakın rantın en yüksek olduğu şehirlerde %18 yani arazilerin %18'i için konut izni verdik. Kalan %82'sine yeşil alan yapacaksınız, ortak yaşam alanı yapacaksınız dedik. Yani şimdi bilenler bilir yeni yapılan yerleşim merkezlerinde örneğin Diyarbakır'da her sitenin havuzları, yeşil alanları, parkları, otoparkları var. Bu elimizi yerel yönetim olarak attığımız kentlerde yarattığımız değişikliklerdi. Bunları anlatacağız.
Yine bu ülkede bir ilk olan çok dilli belediyecilik hizmetlerimizi anlatacağız. Kürdün, Süryaninin, Arabın, herkesin kendisine ait bir belediye olarak görmesini istedik. Belediyeleri bunun için ciddi adımlar attık. Çok dilli belediyelik açısından bunu sürdüreceğiz. Yine belki dünyada örneği az eş başkanlık sistemiyle biliyorsunuz, eşit temsiliyetle yönetiyoruz kentleri. Bunu herkes biliyor aslında. Bunu anlatacağız. Bunun propagandasını yapacağız. Tarihine, Kürt halkı başta olmak üzere yok sayılan hakların tarihine, kültürüne sahip çıktık ve yeni kültürel alanlar yarattık. Bunları anlatacağız. Aslında halkımız bu süre içerisinde neler yaptığımızı çok iyi biliyor. Sadece anımsamasını sağlasak bile bir fark yaratacağımızı düşünüyorum. Bununla sınırlı olmayacak elbette çalışmamız. Kürdistan dışındaki kentlerde kent uzlaşısı kapsamında birlikte yönetmek istediğimiz kentlerde de aslında bunları yapmaya çalışacağız. Ranta dayalı yerel yönetim anlayışı yerine gerçekten demokratik yerel yönetimler politikamızı hayata geçireceğimiz yeni şehirler olmasa da yeni ilçeler olsun istiyoruz. Her bölgede belediyeler olsun istiyoruz. Bir fark yaratmak istiyoruz. Halkın kendisine ait belediyeler olduğunu gösterecek uygulamalar olsun istiyoruz. Bu kent uzlaşısını ne kadar yaygın gerçekleştirebildik derseniz elbette çok fazla yaygın biçimde gerçekleştiremedik. Bizden kaynaklanmayan bir sorun var. Maalesef halkımızın oylarına talip olanlar bu halkın temsilcisi olan partimizle öyle çok da yan yana görünmek istemiyorlar. Siyasi iktidarın 2002'den bu yana ve özellikle son yıllarda yürüttüğü bu kutuplaştırıcı siyasetten maalesef ciddi biçimde siyasi partiler de etkilenmiş durumda. Bunu kırmaya çalışıyoruz. Bütün partilerle eşit ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bize bir adım atana 10 adım atmaya çalışıyoruz. Biz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız bu ülkeyi birlikte yönetebileceğimize inanıyoruz. Sadece her kenti biz yönetelim, her yerin yönetiminde biz olalım, sadece bizim partimiz olsun, böyle bir iddiamız yok. Her kenti, her ilçeyi, her beldeyi birlikte yönetmeye talibiz, birlikte yönetmeye açığız. Yeter ki muhataplarımız da bu konuda bir adım atsınlar. Ama bir kez daha söylüyorum, ne kadar yerde bunu gerçekleştirdiniz diye sorarsanız çok sınırlı yerde olduğu yanıtını verebilirim. 2019 ile 2023'ün koşulları aynı değil. 2019'da başka bir siyaset yürütmüştük. Özellikle o dönem Kürt halkının inkarı üzerine sadece bu ülke içerisinde değil, ülke dışında da adeta Kürt düşmanlığı politikasını temel politika haline getiren siyasi iktidarın kaybetmesi için bir tercihte bulunmuştuk. 2024 ve 31 Mart seçimleri için sadece kaybettirme stratejisi değil, bir kazan kazan siyaseti yürütmek istedik. Ama dediğim gibi ne kadar başarılı olduk bunu 31 Mart'ta göreceğiz. Evet, peki. Sayın Tiryaki çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için izleyicilere de sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, şimdi bir şey var. Bir tekrar edelim, bu İstanbul'la ilgili spekülasyonlar doğru değil. Yani evet, şimdi Yüksek Seçim Kurulu da açıklama yaptı zaten. Evet, teslim teselüm yapılmış. Evet, yani tutanak hiçbir sorun yok. Zaten şey yok, sorun yok. Bu şeyleri niye uyduruyorlar? Ya bir de bu yönünü konuşmak gerekiyor. Çünkü hani birçok kişi aslında bizim gibi şey yapabilirdi. 5 dakika bekleyin, mutlaka bir açıklama gelecektir. Ama hayır, sanki çok büyük bir problem var ve üzerinden yayınlar yapılıyor yani. Şimdi Mehmet Rüştü Bey'in sözünü ettiği kutuplaştırıcı politika meselesinde hani sadece iktidarın değil, muhalefet partilerinin de benzer bir eğilimde olduğu ve onların etrafındaki bazı kesimlerin de bu türden bakışı olduğu, özellikle DEM Parti ve o partiyi oluşturan bütün geleneğe ve onun bütün bileşen ve yoldaşlarına yönelik biraz şeye benziyor aslında mesele. İşte hani Başak Hanım'ın İstanbul'da aday olabileceğini söylemesinden sonra
daha hani parti ne diyecek, ne türden görüşmeler gelecek, mesela Selahattin Bey ne diyecek, böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı diye bakılmadan çok hızlı bir şekilde hemen karar verildi. Hah dediler, çok çirkin, ahlaksız ifadelerle hani kocan cezaevinde, onu bıraktırmak için iktidarla işbirliği girişiminde bulunuyorsun. Hani buradaki mesele de biraz böyle. Yani bir takım beklentiler, umutlar, hayaller, fanteziler var. Böyle bir aşırı duyarlılık olduğu DEM Parti'ye ve onun seçmenine saygı duymayan çok geniş bir kesim bulunduğunu bilen kötü niyetli kişiler böyle üfürmelerle bir ortalığı bulandırma hamlesi yapıyorlar. En temelinde partiye, seçmeninden yöneticilerine kadar epey köklü olan ve muhalefette de bulunan bir düşmanlığın alameti bu. Tabii sadece düşmanlıktan değil, beklentiler de var. Hani işte İstanbul'da aday çıkarmasa İmamoğlu belki daha kolay kazanır arzusu içinde olanlar var. Hani Mehmet Rüştü Bey çok nazikçe açıkladı ama hani eğer kazan kazan olacaksa İstanbul'u bana kazandır diyorsan bir şey söylemen lazım. Bunun ne olduğunu bilinmesi lazım. İstanbul kazandırıldı değil mi 2019'da? Peki sonrasında biz ne gördük? Hani Kürt seçmenin ya ben bir daha İmamoğlu'na oy vereyim demesini sağlayacak ne yapıldı? CHP açısından hem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyeciliği açısından. Esasına bakarsan hiç. Muhtemelen öyle olsaydı partide başka türlü hareket etmek durumunda kendini hissederdi. Seçmeniyle çünkü diyalog içinde olan, yoğun diyalog içinde olan bir parti. Aslı hani buraları çok deşmek belki daha ileride konuşuruz seçim boyu içerisinde. Ama hani bu küçük üfürme gösteriyor ki DEM Parti seçmenini, partiyi, kadrolarını, adaylarını zorda bırakmak üzere böyle üfürmeler, yani sadece iktidar kaynaklı baskılar değil, onun dışında da işte dezenformasyon, mizenformasyon, palavralar, balonlar uçurmalarla herhalde daha karşılaşacağız, öyle anlaşılıyor. Evet. Peki, şimdi tabii bu arada bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ajandasını da yürütmeye çalışıyor. Anayasa ile ilgili yine konuştu. Önümüzde yerel seçimler var. En önemli gündem maddesi bu ama belli ki bir taraftan da çalışmaları sürdürüyor galiba. Bu sefer böyle bir uzlaşıdan falan bahsetti. Nasıl bir taktik? İki ayaklı bir laf etti orada. Bir yüksek yargı arasındaki uyuşmazlığı gidermemiz lazım dedi. Önce şunu belirtelim. Yüksek yargı arasında bir uyuşmazlık falan yok. Doğrudan hükümet tetikçiliğine soyunmuş Yargıtay'ın görev gasp etmesi var. Normal bir ülkede mevcut anayasada bunu çözmeye yeterli zaten. Çünkü mevcut anayasa yetkilerini tanımlamış. Anayasa Mahkemesi'nde yetkilerini tanımlamış. Yargıtay'ın da yetkilerini tanımlamış. Anayasa Mahkemesi'nin hükümleri konusunda Yargıtay'a hiçbir yetki vermemiş. Ama Yargıtay kendi kendine dosyayı aldı eline. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında laflar etti. Kararı geçersizdir dedi. İktidar da bunu yargı arasında uyuşmazlık. Yargıtay Başkanı da öyle dedi. Anayasa Mahkemesi ile aramızda görüş ayrılığı olduğu kesin. Bu bir görüş ayrılığı falan değil. Bu bir operasyon. Burada hani kamuoyunun genel olarak kafasının karıştırılması, en azından hani işin uzmanları, yakından takip edenler, gazeteciler, hukukçular değil ama genel kamu açısından kafa karıştırıcı bir durum ortaya çıktığı kesin. Kasten üretilen bir yapay kriz bu. Bir kriz değil, bir çünkü suç operasyonu niteliğinde yetki gaspı var. Buradan şimdi hani bir hiç değilse bunu düzenleyecek bir anayasa değişikliği yapalım. Mevcut MHP, BBP, işte AK Parti ve başka yerlerden destek alacaksa bile o desteklerle bunu parlamentodan şu anda geçirmeye gücü yetmiyor. Öyle bir yumuşak dille bir seçim öncesi aynı zamanda hani bir yandan şantaj ve tehdit metot olarak uygulanırken çok tuhaf, hani daha önce görülmemiş açıklıkta şantajlar yapılıyor. Ne deniyor? İktidar partisinden olmayan belediye başkanını seçerseniz hizmet gelmez. Evet. Çok açık söyleniyor bu. O kadar açık söyleniyor ki başkan adaylarından bir tanesi, iktidarın başkan adaylarından bir tanesi, ya aslında Erdoğan arkamızda olmasa eşlerimiz bize oy vermez dedi. İş artık bu boyuta gelmiş durumda. Bir yandan hani burada bir ifsad edici
irade bozucu ve oyunun kurallarına tamamen zıt bir politika yürütülüyorken, öte yandan sanki hani hukuk isteniyor, hukukun iyileşmesi, düzelmesi, işte krizlerin aşılabilmesi için diyaloğa yakın bir hakem lider. Zaten öyle diyor, ben hakemim, taraf değilim diyor. Bir yandan da hani bu türden bir poz kesiliyor. Bu muhalefetin bazı kesimlerinin kolay prim vereceği davranışlar. Nitekim verdiler de. İyi Parti verdi. İşte DEVA değil ama yeniden gelecek verdi. Hani böylece gündemi hem belirleme hem elinde tutma ve gündem listesindeki başlıkların tamamını kendine ait olarak oraya yerleştirebilme şansı da yakalamış oluyor. Ortada gerçekte bir anayasa, kurumlar arası bir anayasal kriz söz konusu değil. Muhalefet kazayla bunu destekleyecek olursa, Danıştay'ın ara sıra, Erdoğan'ın deyimiyle, Anayasa Mahkemesi'nin sık sık, ki Erdoğan'a göre sık, bize göre hiç sık değil, Anayasa Mahkemesi'nin bir ay içinde verdiği hukuksuz kararlar, bir ay içinde verdiği hukuka uygun kararların 20 katı falan. Ama işte o az sayıda olan bile olmasın. Hani Erdoğan hukuk tehlikesi istemiyor. Bunun için de anayasanın tamamen kendi sözlerinden ibaret olduğunu, kendi arzu, istek ve sözlerinin anayasa hükmü niteliğinde olduğunu sağlayacak şekilde düzenlemek istiyor. Metinleri de o şekilde düzenlemek istiyor. Ama muhalefet destek verirse, ona muhalefet değil, zaten iktidarın oyuncağı, parçası, şubesi, memuru, bürosu filan demek gerekir. Tabii yasa, şeriat, bugünlerde eski bir siyasetçinin sarf etmiş olduğu sözler üzerinden, daha sonrasında bir tanınmış bir avukatın gösterdiği tepki ve sonrasındaki yaşanan gelişmeler. Burada da aslında bir belki yine bir şeriat isteği var. Eski anayasa isteği var. Eski yasa isteği var aslında. Bir yandan diğer taraftan gösterilen tepki var. Hangi tarafını konuşmak istersin bilmiyorum. Yani tabii aslında bütün süreci, kurumları, dili ve hukuku İslamize etme eğilimi iktidarda çok berrak bir şekilde görülüyor. İşte ekonomideki meseleleri nas, yani Kur'an'dan kaynaklı temel yasa niteliğindeki kavramlarla, nas kavramıyla işte izah ediyordu. Bu faiz maiz işlerini şey yaparken vazgeçtiler gerçi oradan ama o lafların hepsi unutuldu. Faiz aldı başını gidiyor. Neyse, işte tarım arazilerinden kadınların mirasçılığı eleniyor. Birçok başka şey, işte nafakayı ortadan kaldırma arzusu ve girişimleri hiç zayıf değil. İşte çok eşliliğe doğru kapıları açmaya yönelik alametler de hayli güçlü biçimde duruyor. Şimdi burada bu Bahar Feyzan hikayesinde aslında biraz hile var. O da şöyle. Şimdi şeriat iki anlamda kullanılıyor. Bir hukuk ve yönetim rejimi olarak, işte İran'da var, Afganistan'da var, Endonezya'da var, değil mi? Afganistan'daki en yaygın bilinen, yani şeriata uygun yönetim rejimi. Osmanlı bile bu anlamda o kadar şeriata uygun değildir. Örfi hukukla şer'i hukuk, şeriat hukuku ve örfi hukuk yan yanadır. Şimdi burada şeriat hukuku ve örfi hukuktan bahseder mesela Osmanlı. Bir yönetim modeli olarak da şeriat modelinden bahsedilir. Bir de dinin bütün kural, kaide ve anlayışlarının temeli olarak şeriattan bahsedilir. Bu ikinci anlamda, örneğin 90'larda da bu çok tartışılırdı. O dönem kamu önünde öne çıkan bir yerel figür vardı. Erzurumlu Naim Hoca. Evet, evet. Bir yürüyüşte şeriat isteriz sloganları atılıyordu. Naim Hoca da soruldu. Siz ne diyorsunuz, hani şeriat isteriz diye yürüyüşler yapılıyor. Naim Hoca işte hoca. Namazında, niyazında bilinen bir kamuydu. O dedi ki, ya şeriat Kur'an geldiği zaman gelmişti. Ve hep var. Ama hani yönetim modelini değiştirmek istiyorlarsa o başka bir şey. O anlama gelmiyor demişti. Yani bir, bütün dinsel kaidelerin tamamı olarak şeriat, bir de yönetim modeli olarak.
Bütün o tartışmalarda mesele çok açık. İşte hani Afganistan usulü, İran usulü, Pakistan usulü, Malezya usulü şeriata dayalı bir yönetim mi istememi istenmediği ve buna yönelik de işte kendi bilince üslupsuz bir ifade. Hani kamuoyunda öyle ifadelerin kullanılmasını kınayabiliriz. O kadar ama. Bunun bir gözaltı prosedürüne tabi tutulması filan hukuka da uygun değil zaten. Ama hukuka uygun olmayan bu türden gözaltılar ve bu türden cezalandırma girişimleri çok oluyor. Bunun sebebi çok açık. Bu alanda da kimse ağzını açmasın isteniyor. Yani şeriat isteriz demek suç değil ise eğer ki Türkiye'deki yasalara göre biraz suç. Hala çünkü hani aslında kabul edilmeyen bir yönetim modeli. Hayır, doğrudan karşılığı eskiden hani 141, 142 ve 163 vardı ya, evet. Bu manada bir şey, bir suç vasfı yok. Ama hani rejim tanımlanmış, bunun değiştirmeyi arzulamak ayrı bir şey ama buna girişmek suç. Ama bunu arzulamak, değişmesi gerektiğini söylemek, yani ifade özgürlüğü ile eylemlilik arasındaki bir fark var arada. Evet. Dolayısıyla bunun karşısı, hani bir yönetim modeli olarak şeriat getirmek istendiğinde de buna herhangi bir şekilde istemediğini insanların beyan etmesi suç oluşturmaz. Oluşturamaz. Ha, yani ne kadar kaba konuşuyorsun denilebilir ama savcıların görevi yurttaşları medeni davranış için eğitmek falan değil. Yurttaşlar da eğitilecek kedi köpek falan gibi şeyler değiller. Hani insanlar kendi sorumluluklarını alarak ifadeler kullanırlar. Karşılığı da sosyal yaptırımla verilir. İşte sonunda konuşmazsınız ya da siz de daha kötü cevap verirsiniz. Hani bunların kapısı açık ama işin yargıya taşınması büyük bir arzu ve zevkle yapılıyor. Hemen savcılar hızlıca harekete geçiyorlar. Hemen hızlıca şey yapıyorlar. Bu işte dizilerde mizilerde de. Hani bir tane diziye işte Rütük hemen devreye girdi, ceza verdi. Ha, evet, i̇şte evet. İnananları kötü gösteriyor, dinimizi kötü gösteriyor diyor. Dini kötü göstermiyordu. Üç kağıt yapan bir tane inançlı olduğunu da söyleyen adamı gösteriyordu. Zaten cezayı verdikten sonra daha sonraki ilk bölümde işte oradaki dizideki tarikatın kendisi adamı dolandırıcılık yapmaktan cezalandırdı. yani Rütük dolandırıcının yanında kalmış oldu oradaki karara göre. Burada da böyle bir şey var. Şimdi Diyanet de devreye girmiş, suç duyurusunda bulunmuş. Ortada ne suç var, ne yargılaması yapılabilecek bir şey var. Ama iktidar bunu tıpkı millet kavramında olduğu gibi, millet hem toplumun bütün üyelerini, hani devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi hem kapsıyor, hem de aslında sadece hani inananlar demek. Hani Osmanlı'da üç millet deniyor, değil mi? İşte Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar, hani din eşit millet anlamında hem de ulus eşit millet anlamında, burada da hani hukuk ve yönetim biçimi olarak şeriatla dinsel inanışların hukuku ve yönetim biçimini de kapsayan inanış bütünü olarak şeriatı kafalarına göre değerlendirebiliyorlar. Dolayısıyla buradaki yani bir adım sonraki hamle, buradan kazayla ceza falan çıkacak olsa, ben şeriat yönetimine karşıyım, öyle bir yönetimin gelmesini asla kabul etmem, bunun için de mücadele ederim gelmemesi için diyen herkes hapse atılabilir. O kapıyı açmaya çalışıyorlar. Evet. Asıl mesele bu yani. Evet. Peki programımız tabii artık son birkaç dakikamız. Yani bu anlamda bu seçimler sadece herhalde yerel seçimler değil mi Ali Topuz, ne dersin? Şimdi Türkiye'de uzun süredir yerel seçimler yerel seçim değil sadece, genel seçimler de sadece genel seçim değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, referandumlar referandum değil. Özellikle 2010'dan bu yana bu böyle. Aslında 2007'de bu genel kurmayın o dönemki halt etmelerinden biri olan bu e-muhtıra internet sitesine işte abuk sabuk bir laflar yazdılar. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilmesi süresi içerisindeki tartışmalar ekseninde. O seçimde başladı. Ve iktidar bunun faydalarını da gördü. O da şu, Bonapartist plebisit metodu. Evet mi, hayır mı
sorusuna çeviriyorsun. Diğer hani üretim, tüketim, geçim, ekonomi, sağlık, eğitim, mutluluk, mutsuzluk bunların hiçbirini konuşup tartışmaya ihtiyaç duymadan ekoloji öteberi bir tür yazımı turama oyununa benzeyen bir seçim süreci oluşturuluyor. Bütün seçimler bir tür plebiste çevriliyor. 2010 referandumu bu manada çok önemliydi. Hani iktidar kazandıktan sonra o onaylanan maddelerde ne yazılırsa yazılsın başka bir şey olacaktı. Nitekim öyle oldu. Hani o maddelerde yazılan şeylere bakınca orada oy vermekten hiçbir sakıncası yoktu. Ama madde oylanmıyordu. Değil mi? Orada işte kadınlara pozitif ayrımcılık vardı. 2010'dan bu yana pozitif ayrımcılığı bu iktidar uygulamalarında gördük mü biz? Yok. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu bir kadın hareketi olacak diyor. Arkada 60 tane erkek var. Ha evet. Yani pozitif ayrımcılık işte nafakanın filan ortadan kaldırılması, şiddeti engelleme yükümlülüğü getiren uluslararası sözleşmenin ortadan kaldırılması anlamına geldi. Yani orada yazılanla olan farklı oldu. Ondan sonra bütün seçimler bu nitelikteler. Bu seçim de öyle. İktidar da öyle bakıyor. Kazandığında o seçimle kazandığı kurum, kuruluş ve yönetim yetkisini değil, kendi hedefleri doğrultusunda oluşturmak istediği yeni rejim için eksik kalan adımları atmak için kullanıyor. Yasalara, hukuka, teamüllere, örfe, geleneklere ve temel anayasa metinlerine aykırı olup olması onu hiç ilgilendirmiyor, olup olmaması. Bu seçimde de benzer bir şey var. Yani iktidar daha başarılı çıkarsa işte bir yıllık bir aralık içerisindeki iki seçimde hemen hemen istediği her şeyi almış olan bir iktidar olarak yeni rejimin kuruluşunu güçlendirip hızlandıracak. Biz işte dizilere açılan davaları, laflara, konuşmalara açılan davaları, her tür baskının sosyal alana yayılarak güçlü bir şekilde yeniden bir derece daha yükseltilerek uygulandığını göreceğiz. İktidarın bir manada işi kolay, muhalefet işini çok kolaylaştırıyor. Özellikle geçen seçimde oluşturulan altılı masa, muhalefetin bir tür intihar serüveninin sahnesi haline geldi. İşte o gün bugündür ne İyi Parti ne Cumhuriyet Halk Partisi de sular pek durulmuş gibi de görünmüyor. Erdoğan da bunları çok iyi kullanmayı başarıyor. Erdoğan Topuz çok çok teşekkürler. Tabii yine birlikte olacağız ve konuşmaya devam edeceğiz bütün bu başlıkları. Sevgili izleyiciler, seçim özel programımız sona ermiş bulunuyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın.